Arkadaşlar bir kardeşimiz abi bize de 3 euro'luk kod ver biz de açalım demiş. Ben de 3 kişiye 3 euro'luk kod veriyorum. Çekilişe katılmak çok basit. Videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram ya da Facebook adresini yorum olarak yazıyorsun. Ben de çıkan 3 kişiye 3 euro'luk kod veriyorum. Bir önceki videonun çekilişi de videonun sonunda görüşürüz. Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün CSKONET'e galiba youtuber kasalarını getirmişler. Geçenlerde bize de getirmişlerdi. Türkiye youtuberları kasaları da getirmişlerdi. Ee, küçükten büyüğe sıralamışlar galiba. En küçük youtuber en bir üstü bir üstü bir üstü diye sıralamışlar. Bunlardan hiçbirini tanımıyor. Galiba şu birazcık tanıdık geliyor. Bu şey dünya rekoru kıran adam değil miydi? CSKONET dünya rekoru kıran adam. Bizde de CSKONET Türkiye rekoru var ha. 4 bin dolar katladık. Bir günde 4000 dolar katladık. Öyle arkadaşlar geçenlerde bizi de getirmişlerdi. Bizi de buraya koymuşlardı. Bak bu bir tesadüf olamaz. Yoksa ilminatimi. <laughs> Valla bu bir tesadüf olamaz. Bizi de buraya koymuşlardı. Küçükten büyüğe sıralamışlardı. İşte Feritler, Jiroxlar falan filan vardı. Bir gün en büyük sıraya da bizi koyacaklar arkadaşlar. Bunu yazın. Bunu bir yerlere yazın. En büyük sıraya Dexon'u da koyacaklar arkadaşlar. Ben daha fazla konuşmadan kasa açayım. Öyle de sohbet edelim arkadaşlar. Ee, en büyük sıraya geçmek için benim yayın yapmam, video çekmem, zaman ayırmam lazım. Ama bunları yapacak vaktim yok. Keşke arkadaşlar bu işe daha farklı şekilde başlasaydım diyorum. Hani video atmak yerine kendi videolarımı atsam diyordum ama bu işler arkadaşlar genelde şans işi oluyor. Youtube'a başlamak, Youtube'da ilerleme, Youtube'da hani bir şeyler yapmak genelde şans işi oluyor. Biz şanslı mıyız, şanssız mıyız hiç bilmiyorum da. Ama kendi hani kendim bir şeyler yapsaydım daha başarılı böyle daha ismimin hani artık belli bir nebzeden sonra e, isimler bir marka oluyor. Mesela Rexon markası bir daha bir şey olabilirdi ya. Yani. Ne denir ona? Kaliteli. Kalite değil de ona ne denir ya? Doğru terimi ne olur onu? Daha büyük olabilir de yani Dexon markası daha büyük olabilirdi ama ayarlayamadık arkadaşlar Yani daha doğrusu ayarlayamadık değil böyle gelişti böyle oldu genelde bu işler şans işi mesela Batu'dan örnek vereyim ya da Ali biçimden örnek vereyim adam her şeyi denedi en sonunda tutturdu yani bir yerde kaldı abi şu an Türkiye'nin en ünlü 5 youtuber arasında abi. adam her şeyi denemiş programı denemiş şey denemiş en sonunda 35-40 yaşında gelmiş. 35-40 yaşında var mı ya? 30 yaşındadır bence. 35-40 yoktur. Buradan bir tane bıçak aldık arkadaşlar. Galiba ben bıçak kasası açtım. Yani sevinmenin anlamı yok. Bir tane bıçak verdin. Biraz daha bıçak ver. Alalım. Arkadaşlar selam. Eğer sen de CS Connect'e bakiye yüklemek istiyorsan benim burada %25 daha fazla bonus veren kodum var. Dex20. Hesaba para ekle dedin. Kredi kartıyla mesela 100 dolar yükledin. Siteye 125 dolar olarak geçiyor. Ya da 10 dolarlık bir skinim var. Skinini atmak istiyorsun. Skin pay'a tıkladın. Trade URL'ini yazdın. Confirm'e tıkladın. 10 dolar ürününü yüklerken 12,5 dolar olarak geçiyor. Sen de item yüklerken DEX kodunu kullanmayı unutma. Görüşürüz. Ya da Batu'dan örnek vereyim. Batu da biliyorsunuz YouTube'a video çekiyordu. Hani CS videoları o kadar tutmadı ama şey açıyor adı neydi? Yani bilgisayar temizliyor falan. Bilgisayar üzerine videolar çekti birkaç tane. Baktı tuttu. Sonra dedi bir tane daha atayım. O da tuttu. Ondan sonra şimdi Batu var ya full bilgisayar şeyi çekecek. Videosu çekecek tutar. Ama biraz daha kaliteli yapması lazım. Batu hani şey olarak kaliteli yapması lazım. Mesela mikrofon kötü, kamera kötü. Her şey böyle yani büyük bir hani artık isim yapmış, bir marka yapmış birisi. Ama kamerası kötü abi. Mikrofonu kötü. Video çekme açısı kötü. Onları geliştirirse Batu da o konuda gerçekten başarılı olur. Yani dediğim bu hayatta her şey şans arkadaş. Şans üzerine yaşıyor. Hani kader de olabilir. Hani kaderinde ne varsa gidiyor abi. Mesela ben büyük bir şirkette işçi yapıyordum bu YouTube'a başlamadan önce. Büyük bir şirkette çalışıyordum. E, oraya da nasıl girdim biliyor musun? Abi ben iş arıyordum. Hani artık diyordum ki önceden tekstilde falan çalışıyordum. Sonra o zamanlar benim durumum kötüydü biraz durumu düzelttim. Dedim ki artık benim hani böyle yükselebileceğim daha büyük bir iş arıyordum. Abi böyle fabrikalar arasında geziyordum. Oraya abi işçi arıyor musun? Buraya giriyor diyorum. Abi işçi arıyor musun? En son bir baktım. Çocuğun biri orada formda. Dedim Fatih Aklımda oraya gitmek yok. Hani bir fabrikaya gideceğim iş görüşmesine. Yoldan geçerken gördüm. Abi dedim ben gideyim bir başvurayım dedim. Çocuk başvuru yapıyor. Hani girdiğim fabrikanın da ne iş yaptığını hiç bilmiyorum abi. Fabrikada da denmez. Şirketin de ne iş yaptığını bilmiyorum. Gittim başvurdum. Sonra çağırdılar beni. İşte böyle böyle şunu yapacağım. Bilgisayarda bunu yapacağım. Anlattım ben bilgisayar konusunda çok iyiyim falan filan. Ondan sonra beni bir aldılar. Bilgisayar başı tertemiz. Yatış işi abi. Ondan sonra güzeldi yani. Sonra YouTube'a başladık. O işi bıraktık ama ee, çok çok yani o iş yani onu da şansa bak Başka bir işe gidiyordum yolda o çocuk Orada başvuru yapıyormuş ben de gördüm dedim Gideyim ben de bir başvurayım dedim Sonra o çocuk oraya başvuru yapmaya Gelmiş o çocuğu almadılar Beni aldılar hani o çocuk Bir de bunun üzerine şey okumuş Üniversite falan okumuş hani şans işi Abi bu nasip kısmet işi yani Çocuğun nasibi orada yokmuş Beni aldılar yani arkadaşlar Bu hani hiçbir şeyden umudunuzu Kesmeyen abi bu hayatta hep Koşturun abi Hani kader diye bir şey yok bence ya. Bu iş, hani her şeyi kader deyip de bırakmak bence doğru bir şey değil arkadaşlar. Neyse ya biz kasa açmaya dönelim abi. Yine konuşmaya başladım abi. Ama yalnız güzel katladık bak. Kasa açmaya dönelim dedim güzel katladık. Bu radiyi de göstereyim arkadaşlar ne kadar katladığımızı. 300 dolarla başladık. 452 dolarımız olmuş. 63 dolar da var abi. Yani arkadaşlar benim kaderimde de daha büyük işler var. Bak bir tane YouTube kanalım var. Dehşet Tut. Şimdi orada video çekmeye başladım. Hani aslında sevdiğim şey CSGO videosu çekmek. Ama CSGO sektörüne girmektense e, diğer sektöre girersem daha çok büyüyeceğim için orayı tercih edeceğim. Ama büyümekten yana benim o sektörde ilerlemem daha mantıklı olacak da. Hani daha doğrusu CSGO üzerine gitmem daha mantıklı olacak da abi. CSGO'da çok salak insan var ya. Gerçekten çok salak insan var. Hani hiç girmek istemiyorum abi. Hani her yerde karşıma geliyor abi. Oyun oynarken karşıma geliyor. Başka bir yerde ananı satayım. Şu eldivende dursana be. Dursana be o eldivende. Hani yanlış anlamayın arkadaşlar şey olarak da. Tüm CSGO oyuncuları değil de. Hani şey de var yani böyle salak bir kitle var. Mesela şöyle düşünün. geçenlerde bu belki CSGO gündemini takip ediyorsanız. Geçenlerde kavga oldu işte Simple'a şey falan küfür eden falan filan oldu ya. Yani öyle her çete gidip söven, her çete herkesle kavga eden insanlar var. Her çette böyle gerginliği seven. Abi kavga etmek gerçekten dünyanın en boş işi ama insanlar gerilmekten kavga çıkmasından mutlu oluyorlar. Öyle insanlar var. Abi o ya insanlar benden uzak. Ben bundan önce full kavga ediyordum. Full böyle. Hani sabah akşam kavga ediyordum. En son gittim cezaevine girdim. Yattım bir, bir gün yattım ondan sonra dedim ki Fatih dedim eğer hayatım boyunca bir daha buraya düşersen hani kendime küfür ettim dedim senin ben dedim <laughs> bir daha ben buraya düşmeyeceğim dedim Allah göstermesin abi bir gün yatmam yetti ya bir gün yatmam yetti abi ama şöyle de bir şey var hani zaman geçmiyor abi bir gün yattım. Sabaha kadar abi duvarları yumrukladım, Şeyi baktım, yattım, oraya döndüm, buraya döndüm. Hani şeyler olur ya, ee, klipler olur. Bir oraya geçersin, bir buraya geçersin. Ben de aynen o şekil abi. Kimse de yok yanımda. Abi dedim bir daha hayatta girmem ben buraya. Hani o yüzden arkadaşlar kavganın sonu karakola abi. Kavganın belanın sonu iyi değil abi. O yüzden siz, siz olun beladan uzak durun. Arkadaşlar bu arada biz kaç dolar katladık? 574 dolar. Ben şu dandik temleri birleştireceğim. Ee, kalanları da alacağım abi. 40 dolar üstü her şeyi alacağım. Çünkü bu hafta para lazım bize. Ya şunları basıyorum ya. 40 dolar, 50 dolar. Bunu da bastım. 162 dolarlık. Hadi lan bunları da bastım. 315 dolar vereceğim. Bana 315 dolar vermeyecek bak. Yazıyorum buraya. 112 dolar verdi. Yine eldiven abi. Kolay satılır. Ya keşke yapmasam da abi. Böyle tek yaparsan daha satarken daha az komisyon kesiliyor. Benim için de daha iyi olur. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar 500 dolar katlamıştık. Bunu 370 yaptık. Salaklık yaptık. Kontrat yaptık. Neden kontrat yaparsın anlamıyorum abi ben. Gerçekten ben kendimi anlamıyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar selam son videoda 3 tane 3 euroluk kod veriyordu bunu 4'e çıkarttım arkadaşlar bugün 4 tane kod vereceğim bundan sonra da sponsorla konuşacağım arkadaşlar hani 5-6 tane vermeyi planlıyorum çünkü önceden 400-500 kişi katılırdı şimdi 880'lere çıktı yani 2 katına çıktı artık 2 katı da verelim biz hani siz ne kadar destek verirseniz o kadar biz de dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk çekilişi Velox kazandı. Velox da güzel nick Bakayım. Velox değil mi? Velox güzel nickmiş bak. Benim de ta önceden öyle bir nickim vardı abi. Sinan Sarıtaş bizi takip ediyormuş. Kardeşimize hayırlı olsun. Bir tane 3 Euro'luk kod kazandı. Lolo oynuyormuş. Vay be. Twitch funny edits yapmış. İzleyelim mi biraz? Şu sesi açayım. Abi Lolo'dan hiç anlamıyorum. Ama LOL oynamayı düşünüyorum. Hiç oynamadım ya. Hayatımda bir kere LOL oynadım. TFT oynadım ama LOL hiç oynamadım. Bir kere oynadım. Kendi videolarını edit yapmış. Twitch'te yayın açıyor galiba. Ama müzik şey yok ya. Zaten anlamıyorum ne olduğunu. Bir şeyler oldu muydu anlamıyorum valla. Geçtim kardeşim. Hayırlı olsun bir tane 3 Euro'luk kod kazandın. Bir tane daha çektim arkadaşlar. Insta hani hani hani'ye bakalım. Bizi takip ediyorsa verelim hani'ye de. Hani. Yalnız alt çizgi alt çizgi hani oldum bak Şahin. Şahin bak sporcu adamsın. Yakışıklısın. Vücut var. Ne giyersen sana oturuyor. Ama bir kız seni gördü. Instagram'ın istedi. Ne diyeceksin? Alt çizgi, alt çizgi hini mi diyeceksin? Abi 1002 olsun Şahin ya. Abi sporcu adamsın sen bak yakışıklı adamsın böyle bir kıza instagram verirken alt çizgi alt çizgi olmaz yani. Çektim bir tane daha. Şahin hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Sporcu adamsın. Ben de seni gördükçe imreniyorum kardeşim. Yakışıklı adamsın. Eyvallah. Ve selam. Oo Umut Bilvaya çıktı. Umut hayırlı olsun kardeşim. Tiyatrocu adam. Zaten bak fotoğrafından belli. Bak fotoğrafta kültür akıyor. Hayırlı olsun Umut kardeşim. Bir tane 3 liralık kodun. Fotoğrafta abi kültür akıyor. Fotoğrafa 2 dakika bakınca kültürleniyorsun. Dördüncü kodu çekiyorum arkadaşlar. Dördüncü kodu da Samet Özkan kazandı. Samet de bizi takip ediyorsa ona da verelim. Samet de küçük bir kardeşimiz. Hayırlı olsun ona da. Bir tane 3 euro kod. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma gelen herkes benim baştacım. Ne olur abone olun buna muhtaç.